Telif atıyorum lan. Anam dil etmeyin. Ya bu kadar kötü bir yapımda kendi ismimin yani benim ismimin kullanılmasından dolayı ben telif atıyorum. Sen onca yıl bekle. Çoğu dizide kendi isminle bir karakter ara. O dizilerdeki senin isminde olan karakter cool, popüler bir karakter olsun. Sen git Kerem ile Aslı olan yani Kerem ile Aslı olan efsanevi aşkı oku. Gelsinler bu efsaneyi mezarda ters çevirecek tarzda bir filme aktarsınlar. Adamlar gelmiş benim lise zamanımdaki kız tavlama taktiklerimi filme geçirmiş. Tamam taktiklerim aşırı cringe ve klişe olabilir ama işe yarıyordu. Yani yarıyor muydu onu bilmiyorum ama yarıyordu yani. Azıcık yaramış olabilir. Bunun yanında da şöyle bir ekleme geçeyim. Tavlamaya çalıştıklarım yani ligi o kadar yüksek olmayan kişilerdi. Ya burada lafı kendime soktum ama bir de şöyle düşün. Barney'nin aptal kızlardan yararlanması olayı gibi. Yani bu ne demek? Güzel ama kafa yok. Filmde öyle. Biz burada kadını metalaştırmayalım diye kafayı patlatalım. Bir videoda bayan desek bayan. Feministler tarafından linçe uğrayalım. Ki bu filmin %90'ını seven kişi de feminist tayfa olduğuna adım gibi eminim. Adamlar kız erkek fark etmeksizin herkesi metalaştırmış. Neymiş anam? Erkeklerin vahşi doğada dolaşmasının tek sebebi cinselleşmekmiş. Cinselleşmek değil, çiftleşmekmiş. Evet, biz vahşi doğada siz de çiftleşmek için dolaşıyoruz. Peki erkekten hoşlanan erkek ne yapsın? Çiftleşemeyecek. Yani şöyle bir gerçek var ki bu cinsellik olayı erkeklerin %90'ını kaplıyor. Onda bir yalanım yok. Ama yani biz sadece vahşi doğada ama biz sadece vahşi doğada çiftleşmek için dolaşmıyoruz. Haberiniz olsun. Kadınlar ise ki kadınların metalaştırılmasına yani kadınların vahşi doğada neden takıldığından pek bir kafama bir şey kalmadı. Çünkü kadınlar filmde daha çok metalaştırılıyor. Meta. Onlar böyle maddeleştiriliyor kanka. İşte kadın nasıl tavlarsın? Bir, zengin olacaksın. Aşırı derecede. Eğer jet sosyetede zengin değilsen hiçbir şekilde tavlayamazsın. Yani paran yoksa aşkın gözü kör olsun. İkincisi, kadınlar detaya veren erkeklerden hoşlanıyormuş. Yani saat takacaksın. Bende saat yok. Burada namı değer Black Mamba'nın bilekliği var. Şöyle göstereyim. Dur gösteremiyorum. Heh oldu. Okey. Bu da bu başka bir arkadaşımdan hediye. Ben genellikle herkesten çöktüğüm için başka bir arkadaşımdan bir hediye daha aldım. Neyse. Kadınların belirli noktaları kapatmamaları, ya belirli noktaları kapatmaları diğer noktaların açık olması gerekiyormuş. Ki bu da şu demek. Yani biz o bölgeyi merak edelim. Yani biz kadının o bölgesini merak edelim. Zaten gerizekalı değilseniz anladınız kanka. Bir göğüsleri bir de yani özel bölgeleri kapalı oluyor. Pek de merak edecek bir şey kalmıyor. Belki adam bacaktan hoşlanıyor. Ne halt yedin şimdi? Sen tüm bacağı gösterdin. Bütün ilgi bitti gitti yani o anda. Neyse. Videoya devam edelim. Yoksa ben iyice sapıtmaya başlayacağım. Kadınların hakkında pek bir şey hatırlamıyorum. Neden? Çünkü kadınlar daha fazla metalaştırılmış ve aklında pek bir şey kalmadı. Bu filmin dediğine göre kadınların vahşi doğada bulunma sebebi av olmakmış. Yani erkeklerin avlarılar. Biz onları böyle yakalamak için. Ne bileyim. Onları tavlamak için. Onlar sadece orada böyle dolaşıyor, giyiniyor, ediyor. Anam babam yemek yiyor, kendine bakıyor. Evet. Filmin dediğine göre kadınlar spordur, cırttır, cırttır. Her şeyi erkekler için yapıyor. Bu film böyle de anlaşılabilir yani. Yani biz erkekler içgüdülerimiz ile bir kadını avlayıp çiftleşiyoruz kanka. Geçen arkadaşımla Kırşehir'i turlayarak yürüyoruz. Yo, yürüyerek turluyoruz. Böyle taşın üstünde hani böyle şeyler olur ya. Bir böyle taş olur. Böyle taş olur aga. Bir de böyle işte ne denir ona işte evi korumak için konulan taş. Taşın ne olduğu aklıma gelmiyor şu an ama benim ne demek istediğimi anladınız. Taşın üstünde iki kedi çiftleşiyor. Arkadaşım dedi ki şunlara bak hiç utanmaları da yok yani yol ortasında çiftleşiyorlar dedi. Ben de dedim ki bunlar hayvan. Oğlum bunlar doğası gereği çiftleşecek, çoğalacak, şey yapacak, cırt yapacak, cürt yapacak. Bu kadar basit. Bakma geç dedim. Şimdi burada bu filmi anlattığına göre kedi olan biz oluyoruz. Yani vahşi doğada dolaşmamızın sadece tek sebebi çiftleşmek, tavlamak. Yani birisinden üstün olmak. Şey gibi düşün. Denizde köpek balığıyla normal balık, kayıp balık Nemo gibi olmak gibi düşün. Yani kayıp balık Nemo ne oluyor? Kayboluyor, ölüyor. Köpek balığı ne yapıyor? Yiyor, parçalıyor. Yani demek sizin hayvandan bir farkımız kalmıyor bu filmin dediğine göre. Aşk nedir bilmiyoruz. Aşkın aniden değil de ki bu arada ilk görüşte aşka inanmıyorum. Aşk nedir? Yani aşkın aniden değil de zamanla oluştuğunu bilmiyoruz. Baba aşkın sadece cinsellik ile yürütüldüğünü sanıyoruz. Bak böyle olsaydı üniversitede bir sürü kişi tanıdım ve bunların hepsi aşıklardı. Hem de nasıl aşıklar? 10 kişiye birden aşk. Aşkın o kadar güçlü bir kavram olduğunu unutuyoruz ki aşkın hissiyatını unutuyoruz. Çok affedersiniz ama uçkurumuza dur diyemediğimiz için hüznü, mutluluğu, huzuru, kısaca insanda var olan duyguları unutuyoruz.
Sadece eğlenmek için, günübirlik işler yapmak için aslında kendi ruhumuzu öldürüyoruz. Onun dışında oyuncuların çoğunun oyunculuğunu beğendim. Hatta birkaçını da tanıyorsunuzdur. Yani çoğunu tanıyorsunuzdur. Ben az tanıyorum. Neden diye söylersen Türk sektörüne ben birazcık karşı değilim, bakmıyorum. Ya da bakıyorum, eskilerine bakıyorum ki biraz daha şey olayım, umut dolu olayım. Ama bunlar yapılmış lan, daha ileri de yapılabilir. Daha ileri, daha iyi. Dahi vallah, bismillah. Daha iyileri de yapılabilir tarzında. Ana karakter olan Kerem'i tanımıyordum, sonra tanıdım. Hatta Kerem'in oynadığı komedi yerlerini, yani komedi sahnelerini beğendim. Lakin romantik yerlerini beğenmedim. Nedenine gelsek aşırı cringe oluyordu. Ki bende de böyle bir yetenek olsa, yani bende böyle bir kabiliyet olsa ben de aynısını yapardım şahsen. Yani romantik sahnelerde cringe oynardım ki artık izlemeyin. İzlemeyin, aşık olmayın. Tek derdimiz aşkmış gibi anasını satayım. Tamam, filmden para kazanıyorsun ama biraz sanat da yap be. Topluma sanat yap aga. Bu nedir da? Çünkü yani bu tür filmlerin bitmesi gerekiyor ki Türkiye'de yenilikçi işler olsun.